Türkiye Valorant sahnesi için ve burada agresif bir savunma vardı A'da. Vaporus durması Blaze bu savunmanın ardından şimdi B'ye gelmek zorunda. Zisto ilk ile aldı, Skylin'dan bir karşılık geliyor ve Sociable site'e ulaşan ilk Fireflux oyuncusu oldu. Birebir değişim biraz Fireflux'ın işine gelir diye düşünüyorum. Ortadan bir hamle yapılacak Sky. İki Sky karşı karşıya gelebilir her an. Sociable başlangıç noktasına kadar şu geldi. Glove başka bir fight daha kazanıyor. Sociable'ı da görecek. Glove'dan harika iki tane headshot. Şimdi Skylin takımına bir destek getirdi. Laures başka bir kill daha çıkarmış. Skylin birebir takaslar söz konusu ve son takas Easy tarafından alındı. Tercihine göre. Ve Dash geliyor şimdi içeriye. Sociable'dan bu tarafa oynayacaklar. Çok zorlandı Easy. Easy çok zorlanıyor spreyi tutmakta ve çok rahat bir skor burada. Fireflux'ta Genoa'dan geldi. Bir de Vandal aldılar. Çok ilginç bir skorun kaçması. Sociable bir kill çıkarmıştı. Glow Skyline'ı yakaladı ve bu esnada artık Backside tarafında Glove yine yakında başka bir fight. Glove'un getirdiği iki kill bir umut olacak Vaporus firması Blaze için ama Laures yanıt vermeyi başardı. Tabii aynı zamanda yerden alınan bir rifle var Genovice'da. Yine Sidrex çözmek istiyor. Yarıya kadar almaya çalışacak harika bir kill. İkinci kill de Bonzam Zisto. İnanılmaz bir iş başardı. Yarıya kadar alınmıştı. Böyle gitmeye çalışacak mı Zisto? Gitmeye çalışıyor ama Genovice. Ya o yetenekleri kullanıp o inin içine giremiyorsan zaten sonrasında girmek çok zor. Sochni yalnız ortada açılan iziyi yakaladı. Bu önemli bir haber. Biraz daha rahatlatacak. Zisto'nun açıldığını görüyoruz. Zisto yakalanıyor burada Laures'e. Sochi. Sochi. Dash'le birlikte ileri çıkmıştı ama Brave onu düşürüyor. En azından takımına bir rahatlık sağlayacak. Burada bir skor daha çıkarıyor. Brave 3'ü de buldu Brave. Zombie oyun Brave'de. Dayı round'un akışını birden değiştirdi Brave. Bütün avantajı takımına getirmişti ama Skylin'dan da harika bir vuruş. Brave'e karşı net fight'lar var. Şimdi bir başka Viper ultisini bir başka site'la göreceğiz. Bu ultiyi Genovice açmayı tercih etti. Skylin çatışmayı yiyorsun. Bunları zannediyorum kullanmak için geldi ki ultinin kapanmasına da biraz daha var. İkisini de bıraktı Genovice. Yani burada fight'lara bırakmak istediği işi. Ulti kalkacak çünkü birazdan. Rakip oturamıyor. Süre geçecek tabii ki Genovice. Atılan bir perde var. Yarıya kadar alınmıştı. Genovice! Oyuncuyu da düşürdü. Rakibi şarjörü bitti. Benzer bir dash kullanımı yapmış. Evet. Daha doğrusu oyunu kullanmış. Şimdi tekrardan Izzy'nin pozisyonu belli. Izzy ikinci atışını da kaçırıyor Izzy. Bu atışları kaçırmaya devam ederse takımı sıkıntı yaşayacak. Genovice de Brave'i düşürdü. Sochni de Sidrex'i düşürüyor. Ve Zisto ile Izzy iki kişi olarak bu round'u kazanmaya çalıştı. Rifle vuruşu vardı. Operatörlerle operatör denemelerinde istediği kadar. Şimdi evet. Bir sekten çıkıp B tarafına bir B split göreceğiz gibi duruyor. Sociable önden ilerliyor. Orada bir Sidrex var. Sidrex güzel bir headshot. Diğer tarafta Flash'la birlikte Zisto skor almış. İki tane skorla başladılar. Bir de ulti kullanılıyor Sidrex'ten ama kimseyi bulamayacak Sidrex. Oo Sidrex şansı çok fazla değil. Çok güzel bir vuruşundan yine fark edildi. Sochni Brave. Çıkacaklar. Flash pick giriyor Skylin'den. Kimseyi bulamadı. Karşı Flash geldi. Skylin köşeye saklandı. Skylin'le Brave karşı karşıya giriyor. Brave çok zorlansa da skoru alıyor. Şimdi üzerine gelen asist havuzu oradan çıkmayı başaracak bir de. Oradan çıkabilmesi muazzam bir olay. Brave kendi canını tazeleyemeyecek. Şimdi Sociable Easy'yi yakaladı. Önemli bir kill Fireflux için. Brave'in site'in yakınında ve az canlı olduğunu biliyorlar. Sociable onu eliyle koymuş gibi buldu. Sociable Glove'u yakalamış. Glove'un öncesinde bir kill vardı ve kişi avantajı el değiştirdi. 3 ve 2 pozisyonda Fireflux sağ site'e ele geçiriyor. Tekrar bu site'e girmeyi başardılar. Sociable biraz tehlikeli bir hareket. Yine yakında Laures geldi site. Aslan bir kamera var aynı zamanda. Girdi bu kafesin içerisine ama öncesinde Laures'in 2 mermisi isabetli ki bu da Zisto'nun epey canını sıktı çünkü sadece 30 canı kaldı. Laures fark etmişti zaten. Ve operatör olduğunun da farkına vardılar şu anda. Double Gold'dan ilerlemeye çalışacaklar. Glove silahını. Örüstürması Blaze'in de kazanmak zorunda hissetti. Oh! Bir hunt! Easy'den harika bir vuruş olsa gerek. Sociable bir zıplamasını kullanmıştı. İki güvenceyi almak için Easy başka bir kill daha çıkardı. Şimdi B'ye doğru gelecekler. Easy yine denedi. Dash'ine güvenerek burada ıska geçse bile bu vuruş kaçabiliyor. Çok büyük bir sıkıntı yok. Özellikle tabii Genovice'in canını az demiştik ama Laures'in de pek fazla canı yok. Yani çocuğun da bu anlamda şansı düşük. Ve birebir takaslı artık Laures tek ve onu da zaten site'de olduğunu biliyorlar. Zisto bakacak buraya sadece 8 canı vardı. Kendi de kullanacak.
Burada birlikte info da almaya çalışıyor. İki oyuncunun yeri belli. Dash giriyor Soulshield'dan, Soulshield oynamaya devam ediyor. Brave yardım ediyor takım arkadaşına. Izzy de bıçakladı. Scorch çıkardı. Izzy ikinci skoru da buluyor. Izzy 3'ü istiyor ama. Soulshield izin vermedi ona. İki oyuncunun yeri belli. Soulshield silah göründü oradan. Rahat bir skor. Sidrex'in Auris'i düşürüyor ve drone'la birlikte buradan A tarafını hızlandıracaklar gibi. Sidrex orada işaretleniyor. Şimdi ulti kullanacak Sidrex üzerine ama kimseyi bulabilecek mi emin değilim. Lawless Sidrex'i düşürdü. 4-4'e geldi durum. Glove'dan yine güzel bir skor. Side içinde 2 tane skor çıkardı. Glove Genovize şimdi Glove'u düşürüyor. Sochni side arkasında piramitlere ilerliyordu. Sochni yakın temas arayacak burada. Kutunun arkasındaki oyuncuların farkında ama oraya değim yok. Sochni'den gelen skor var. Tek başına kalan oyuncu Zisto. 3'e 1 clutch olması gerekiyor çünkü. Yapılabilecek çok da bir şey yok gibi Zisto için. Sochni onu düşürüyor ve yer aldı. Burada Zisto'nun başı dertte olabilir erken hamle yaparsa. O fight yaşanıyor Zisto. Yakalandı Skyline tarafından. Lawrence bir kill çıkarmış. Brave'in üstüne doğru gidiliyor. 40 canı kaldı Brave'in. İç çıkış ve Firefox burada 2 tane oyuncu düşürdü. Sadece Genovize hasar almış. Skyline can tazeleyemeyecek. Öyle bir yeteneği yok. Ve bir yandan da gözüm hala Brave'de arkadan gelecek. Tamamen Firefox oyuncuları burada dikkatsizler. Sidrex 2 tane kill buldu. Brave son kalan isim. 40 canı var. 2 rakibi bu konuda çok sıkıntı çekmiyorlar. Ve Brave bu fight'ı devam ettirecek. Atılan bir Şahin etkilendi bundan biraz. Kendisi de kullanacak. Geriye kadar alınma şansı var. Şahin'i patlatmadı. Oldukça yakın. Şok okları bu arada Sidrex kiş fokundan sonra harcasaydı şok okunu daha iyi olurdu. Belki Genovize çok rahat fikir çıkartıyor ama karşılık hemen geldi. Zistu ya silah. Şimdi gelecek. Zaten silah almasına gerek yokmuş. Zistu kendi temin etti bir silahı. Hatta yine istemiyor arkadaşlar. Başka bir fight daha ve Izzy. Skyline'ı yakaladıktan sonra Paparazzi Pırması bile Izzy artık burayı kazanmış oldu. Soşni tek başına ve karşısında 4 tane rakibi var. Çok tanıdık Paparazzi geldi. Paparazzi Pırması bile Fireflux'ın başlangıcını tekrar ediyor. Koşmaya başladı. Oyunun ağ olduğunu anladı bu arada. Fireflux, Sociable Izzy'yi yakaladı. Önemli bir kill. Jack tünden iki oyuncunun çıktığını görüyoruz. Köprüye çıktılar şimdi. Köprüden atlayacaklardı ama Skyline'dan gelen skor var şimdi. Glove Skyline'ı düşürüyor ve B tarafını oynayacaklar. Çünkü belli şimdi. 2'ye 4 oynamak zorunda kalacak bu pozisyonu. Glove'dan gelen bir skor var. Glove takımını biraz da olsun rahatlattı. Yeri çok belli. Her yerden baskı gelecek üzerine Genovize. Orası vurabilirse çok önemli olacak kendisi adına. Rakibi fark etti. İkisini de fark etti aslında. Zisto iyi bir fight yaşadı. Çok fazla süre yok. Biraz hızlanmak zorunda kalacaklar. Şimdi başka bir birebir fight ve Genovize tarafından kazanan da Firefox. Bu fight'ı kaybetti. Oynayacak gibi duruyor. A split göreceğiz. Ortadan gelen iki oyuncu, tüpten gelen bir oyuncu ile birlikte A split gelecek. Kuş kullanıldı Double Door tarafından. Glove iyi sarktı. Glove burada smoke'tan perdeden çıkacak. Böyle orayı düşürecek. İyi bir skor. Sociable'da Zistu'ya yakalanıyor ve hatasıza yakın bir round başladı. İyi götürüyorlar. İyi götürüyor. Tercihi olduğunu öncelikli olarak söyleyelim. Buradan pencereye çıkmayı tercih ediyor. Bunu beklemeyebilir Genovize. Oldukça yakın. Izzy oldukça yakın. Sorchable. Beklemeye doğru ardından yine başka bir yere dönecek. Arkasında bir oyuncu daha var. Izzy iki kill çıkartırken yine Brave. Başka bir oyuncu. Korumaya çalışacak. Şimdi Brave üzerine gidiyor. Brave silahını da görecek. Brave'den rahat bir şekilde rakibe zarar vermek asıl önemli ama rakibe zarar da veremeyecekler. Öyle de bir durum var. Yani Reddiler şu anki Freddiler'i çıkaracaktır. Soulshield'dan 2 tane skor geldi. 31 canla birlikte ilerlemeye devam ediyor. Lawrence'den de skor gelmiş. Soulshield burada sağ klini kaçırıyor. Belki o skoru çıkarsa round gelebilirdi. Ama artık süresi yok Soulshield'ın. Soulshield burada denemelerde bulunacak. Operatör kaybı Izzy tarafında, Supremacy Blaze tarafında. Yani daha... Soulshield. Operatörle içeride oldukça yakın, üstüne gitmeye çalışıyorduk. Kiş fokunu kırdı Soulshield. Ortada bir rakibiyle karşı karşıya Sochni. Artık çok daha kritik bir savunma içerisinde olacak Sidrex. Buraya doğru hareketlenmeye başladı. Brave yakın Sochni. Izzy'yi yakaladı ilk etapta. Sidrex'ten gelen bir takas var. Lawrence başka bir kill daha çıkarmış. Sadece Zisto kaldı ve Firefox. Zisto. Bir haydi rahatlayacak. Genovize'den yine dışta gelmiş bir şey. Skyline flash'la birlikte pick. İki tane skor bulmuş ama Brave Skyline takasını alıyor. Kullanılan bir ulti, soma ultisi yeteri kadar hasar veremedi. Ve şimdi Skyline'ın bulduğu iki entry ile birlikte rahatlamış olsa gerek Firefox tarafı. Harika. Harika killerdi bunlar Skyline için. Lawrence uzak mesafeli bir fight.
zora gireceği yer kafes içerisinde olmadığını fark ediyorlar. Yine keşifoku var, 14 saniye atılacak mı? Soşin ilkini çıkarmayı başardı. Bu keşifoku biraz geç geliyor. Direkt Soşin'in yerini öğrenebilirlerdi. Şimdi atıldı ve süreyi yaratmaya çalışacaklar. 6-4. Şimdi oturup bu planeti alacaklar. 2 ve 2 pozisyon. Retake başladı. Soşival içeriye hızla geldi. Soşival bir asiste uzu var. Kör etkilendi bu flash'tan. 56 canda Brave Soşival. Gelen ultiden yeni açığa çıkacak. Ultiyi kırması lazım. Cydrex ders tarafta vurmayı başardı. Soşival'ı ve her şey Genevice'a bakıyor. Yeri belli olmuştu Genevice'ın. Brave'in üstüne doğru gidiyor Genevice. Cydrex biraz uzakta. Özellikle bu bir avantaj olabilir. Şimdi kendini göstermemişti. Bir fake var. Brave çıktı ortaya. Yarıya kadar alması an meselesi. Genevice full'e kadar gidebilir. Cydrex koşarak dolaşıyor. Full'e gidiyor. Full'e gidecek. Aldı burada Genevice 4 canla. Son anda hayatta 11-11 yaptı. Bir kutu çıkartabilirse Cypher. Burada ulti ile de çok önemli info olabilir. Ulti bu arada çok ileriye atıldı ve izi. İkili çıkartan isim Soşin'e yakalandı. Şimdi bir asiste uzu gelecek. Fireflux geçtiğimiz roundda çok hasar almıştı. Fazla paraları yok. Skylin'dan yine harika bir kill. Brave'i yakalamış. Izi vurmaya devam ediyoruz. Izi Skylin'i yakaladı artık Genevice. Bir şeyler yapmak zorunda. Izi oldukça yakın Genevice'a. Leores'le diptibeler. Izi Genevice'i yakaladı. Leores'le fark edecek. Izi çığır açtı. Şimdi de normal süredeki son round'a giriyoruz ve Paparos firması Blaze bir harita puanına sahip. Unutulmasın, bu harita Fireflux tarafından tercih edildi ve Easy gerçekten oynayacak bu round'da. İkisini de aktif etti. Easy işte birlikte içeriye girecek. Bıçaklar kaçıyor Easy anında. Soçni'yi görürüm ama. Soçni. Yalnız Glove bir rakibini gördü. İkincinin de farkında. Çok rahat bir skor Laures'i düşürüyor ve durumu 4'e getirdi. Yalnız burada sıkışmış olabilir. Bir flash peek gelecek. Flash'a çevirdi kafasını. Bu pozisyonda bir tane daha skor çıkarıyor. Glove yapacağını yaptı. Fazlasını yaptı. Yapacağını yaptı. Kesinlikle. Yapılması gerekeni yaptı. Cydrex. Bu arada Soulshield'u da biliyorlar. Soulshield'u da biliyor. Şimdi bir ulti söz konusu olabilir. Genevice'in kullanacağı ultiyi kullanmaya çalışırken yine fark edildi Ray tarafından. Genevice gelen bir şok oku var. Pek fazla canı kalmadı. Popara sıkılması Blaze. İlk haritayı tarafı o sesin kesilmesiyle birlikte. Fireflux yalnız pozisyonlarını değiştirmiyor. Denemeler gelecek. Soulshable Wallbang denemeleri var Soulshable'dan ama başarılı değil. Ve B tarafı hızlanıyor. Site içinde iki oyuncu Skylin'in pop flash ile birlikte çıkıyorlar. Skylin ve Laures'ten skorlar. Laures'ten iyi bir sonuç çıkarabilmesi Fireflux'ın muazzam bir olay. Glove hareketlerini karşısında çok kalabalık bir yerde tek kaybettiler. Evet, şimdi o da söyle. Keşimle bile birlikte. Bu da zaten en kötü olaylardan bir tanesi. Site'i bu şekilde vermek. Hem temiz bir enter veriyorsunuz rakibe hem de site'i kaybediyorsunuz. Bu silahlarla retake de biraz zor. Bakalım Soulshable'ın elindeki shotgun'la bir şey çıkarabilecek mi? Yakın mesafede oyuncular var. Soulshable bir smoke bıraktı. Genevice kilanmış. Soulshable üstüne gidecek Glove'un. Harika bir kill. Ve devamında 3v4. Atılan bir turret var. Smoke içerisinde Cydrex, bonus round'u birden çevirebilirler mi diye bakacağım. Soulshable tek kill çıkartırken 3 kill'e karşılık verildi ve Cydrex düşmüyor, ayakta kalmayı başardı. Kısa tarafında beraber oynayacaklar Soulshable. Zıplayan bir oyuncu var, adını kaçırdı o skoru. Skylin buluyor, Skylin'dan pop flash. Skylin 2'yi buldu, 3'e de çeviriyor yemine ama Brave. Bu lüks, burada skoru alan oyuncu. Skylin'in burada 2 kill alması muazzam bir olay. Cydrex şimdi Genevice'i yakalamış. Çok fazla canı yok. İçeri girmeye çalışacaklar. Soulshable Cydrex'i düşürdü. Glove iyice yaklaştı Soulshable'a. Takas geldi Glove'dan ve 2v2'de Glove şimdi fark edilmiş olsa gerek. Laures aldığı kill sonrasında 13 saniye kala Brave'i break'de bıraktı. Bir çekme var, bir sarsma var. Özür diliyorum. Glove özür diliyorum. Brave bu planeti alacak. Break'i pozisyon Evan altına yerleşmeyi tercih ediyor şimdilik Brave. Aslında bu bölgede yukarıda fark edilecek Laures Brave'i gördü ve Brave 2 oyuncunun duvarda açılıyor. Bunun bir B hücumu olduğu anlaşılacak artık ve Cydrex içeri girerken bir kişi poku kullanacak. Yer gök haline geldi çıkan ilk oyuncunun farkında. Soşin'e sadece bir kill alabiliyor ve Brave ultisini kullanacak. Bu kötü bir senaryo. Fireflux adına geçişteki oyuncuları taramadı oradaki Killjoy. Smoke içerisinde Laures var. Gelen ilk oyuncunun farkında. İkisini birden düşürdü son 13 saniye. Site'ı kaybetti. Bir plant denemesi var Cydrex'ten. 2 ve 4 Genevice'ını aldı. 2 ve Cydrex arkasından erken Laures geldi. Onu da düşürdü ve Stone Kid. Şimdi burada Genevice tarafından. Şimdi rakiplerinin farkında Genevice bu tecrüti koyar mı? Hayır. Beşini kullanmak zorunda kalıyor artık. Atılan bir smoke yine iyice paparaşılması Blaze yavaşlatıldı ve bu fight ıslanıyor. Keşif foku da bekleniyor. Keşif foku kullanılacak. Yer yok aynı da geldi. Bütün yatırımını bu roundda harcıyor supremacy Blaze. Yalnız Soulshable bu yatırıma dur demek için iki tane skor çıkardı. Üçüncü skoru bulabilecek mi? Hayır. Cydrex'ten güzel skor Soulshable onu da düşürse round Fireflux'a gidebilirdi. Arka geldi. Arka geldi. Skylin geldi. Skylin'e bakmıyorlar. İlk oyuncu düşür. Skylin ve Soulshable
Bu esnada Brave'i yakalıyor. Fireflux yine round'un galibiyeti. Soulshield'dan site içerisinde. Ekiplerinin yavaşlamasına sebebiyet verebilir Soulshield'da. Skyline bu sefer B savunmasındalar. Silahını değiştirdi bu arada Soulshield. Bir shotgun, bir judge almış. Genovice'den gelen skor var. Üzerine oynamaya çalışacaklar. Genovice bir skor da buluyor. Judge'le birlikte Soulshield'dan da gelen skor var. Ve Cyrex, Spectre'le birlikte tek başına kalan oyuncu. Bir pop flash denemesi, çok güzel oyun. Cyrex'in yerde belli Soulshield. Bu ortaya çıkarken bir slow kullanıldı. Çok güzel bir deneme Soulshield'dan. Lowest bu arada. Izzy'yi yakalarken Soulshield'e bir kill buluyor. Zisto. Soulshield'ı düşürdü ve site'e girebilecekler. Site içerisinde Lores! Enfes bir skor daha. Lores'in bu ekstrası oldu. Ve Zisto'nun kafası fark edildi. Skyline temkinli. Skyline temkinli. 2-3 oynayacaklardı. Cydrex'ten gelen bu skor baya bir rahatlatacak şimdi Cydrex. 2 pozisyonda. Cydrex çok İyi zor vuruş. Pozisyonda. Önemli bir skor ve Skyline dediğin gibi Heaven'ı kontrol ediyor. Taret'in vereceği infoya güveniyor. Taret'in verdiği infoyla birlikte burada pick gelecek Zisto. 3 skorla birlikte bu clutch'ı da kazanan isim. Silahı olmasa da çok önemli bir utility var Cydrex'te. Aynı zamanda kullanılan bir hücum tecrüti ve içeri bir anda girmeye çalışacak. Burada Paparos bir Massive Bless ilk ikiliyi çıkardı. Genovice ama takas anında geldi. Izzy'den harika bir ulti kili. Soulshield'a düşüyor. Devamında Lores hamle yapmak istedi o da ancak bir kile sahip olabildi ve yerden artık Cydrex silah alabilir diyecektim ki zaten yakalanmış Cydrex. Silahla işi yok. Ekstra para harcamamış oldular. Izzy de Soulshield'in yakalıyor. Kalan son oyuncu Skyline. Planlı diyebilir miyiz peki? Diyebiliriz. Hesaplı. Gelecekti ama izleyici kalacak burada. Supremacy Blaze tarafı bir B split göreceğiz. Soulshield garajda oynuyor. Bıçaklarla birlikte çıkacaktı ama Zisto çok hazır. Zisto'nun bulduğu bu skor bayağı bir atlatacak ve B split gerçekleşiyor. Genovice içeride kalan tek oyuncu. Dash geldi Genovice yine belli. Izzy burada zorlansa da Zisto çıktı. Takım arkadaşının takasını aldı. Bir de Brave'den ulti geliyor ve 4. round'da artık çok yakın bir Supremacy Blaze izleyeceğiz. Lores merdiven tarafında oynamaya devam ediyor. Bir wallbang denemesi Izzy'ye biraz hasar verdi. Klasik spotlarda oyuncular var. Bir hasar daha geliyor Lores'ten. Brave'in de düştüğünü görüyoruz. Pop flash denemesi. Orada Cydrex var. Cydrex Skyline'ı düşürdü. Soulshield şimdi Cydrex'in üzerine oynayacak. Lores merdivenden içeriye girmeye çalışıyor. Soulshield'in bulduğu skorla birlikte 2-3 geldi ama zaman çok fazla kalmadı. Zisto kendisinin 3. skorunu da çıkarıyor round'daki ve Soulshield tek başına kalan oyuncu Zisto'dan 4. skorda geldi ve 8-4. Smoke dağıldı. Buradan geçmek Fireflux adına pek kolay olmayacak. Atılan bir şok oku var. İlk fight Skyline'la Izzy arasında yaşanabilir. Soulshield'ın yine wallbanglerle iyice canı azaltıldı. Izzy'den güzel bir kill Skyline. Takas aldı. Zisto devreye giriyor. Braves devreye giriyor ki Soulshield'i şok okuyla kill çıkarmış bu esnada. Pazar bölümünde yine Genovice. Şimdi Lores'le oynayacaklar. Site'deki oyuncuların üstüne gitmeye çalışıyorlar. Sova fark edildi. Zisto bir headshot attı Zisto. İşi iyice kolaylaştırdı. Yine başka bir fight Zisto tarafından kazanılıyor ama Lores takası aldı. Glove'u da görecek. İki oyuncunun yeri belli Lores için. Ya bir tarafın üzerine oynayacak. Site tarafına gitmeye çalışıyor. Şimdi Cydrex'in yeri belli. Cydrex yalnız wallbanglerle bayağı bir hasar verdi. Lores rakibinin yerini biliyor. Rakibinin üzerine oynamaya çalışacak ama Cydrex'in alınması bu deşin önemli. Glove yakın cana sarıyor. Glove burada bulacak Soulshield'ı. Belki bu tarz roundlarda silah dezavantajına sahipseniz kabul edilebilir kesinlikle. Ve şimdi atılan yetenekler var. Flash'ta kullanıldı. Çıkmaya çalışıyorlar. Zisto bir tek atıyor. Izzy'den de bir headshot geldi. Bunlar zor vuruşlar. Silahları alabilirdi. İki oyuncu aldı. Cydrex oraya yönelmeyi tercih etmedi zaman kaybetmemek adına. Mantıklı oldu bence. Çünkü yani B side zaten küçük bir side. Açığa çıkan Brave biraz hasar alıyor wallbanglerle. Yine Genovice özgürüm. Soulshield'in yeri açığa çıktı. Bu fight'i kaybetti. 4 kill birden alması lazım Genovice'ın. Zisto. O kill'e erişemedi bile. Zisto bu fight'i vermedi bile. 3 kill var Zisto'dan tekrar. Biraz yavaşlatmış olacak. Şimdi de bir KO ultisi. Nerede olduğu biliniyor Zisto'nuz. Soulshield ultiyle kill çıkartırken Skyline'da Zisto'yu yakaladığına doğru girecek Soulshield. Orada yalnız Cydrex var. 1 kill o buldu. Izzy Skyline'ı düşürmüş. Skyline'ı olağanüstü bir kill. Soulshield'i de Izzy'yi yakaladı. Şimdi
arkadaşını kaldırmaya çalışacak Sojli. Kapı kapanırken bu kapıyı kırmaya çalışıyor Bray. Kırmayı başarıyor. Lames kaynayıp Sojli'yi yakalama. Lawrence'de takılındı. Paparazzi turması Blaze'de Zisto. Burada odun tarafında bakalım fark edilebilecek mi? Oduna doğru ilk önce geldi Sojli. Zisto'nu düşürdü. Başka bir kill daha çıkaramayacak ama Sidex'in yardımı var. Sidex ancak bir tane vurabildi. Easy'nin bu operatör vuruşu kaçıyor. Site'e girmesi hala çok kolay değil. Bu anda Fireflux'ın side çıkışında Brave'i görüyorum. Glove geçişte Sojli'yi yakaladı. Brave ulti kullanacak. Pazarı tutmaya çalışıyor Glove. Burada peek'i kaçırdı. Devamında Easy takası alıyor side çıkışında. Jenavaş 7 saniye var tabii ki koşarak gelen bir oyuncu. Easy'den harika. Olursa işaretlenecek. Onu bekliyorlar. Flash'le birlikte girdi. Sociable. Çok fazla hasar alıyor. 13 canla birlikte side'a kaçtı. Easy geçmeye çalışan bir oyuncu yakalıyor. Easy ikinci oyuncuyu merdivende yakalayabilir. Sociable riskli pozisyonda. Sociable denemelerine devam ediyor. Easy de denemelerine devam ediyor. Zik karşı dikkat gösteren kimse yok. Zaten Skylin birazdan Ray tarafından yakalanacak. Öncesinde bir kill aldı Skylin. Ama tecrit var. Oyuncuların yer gök aynı arkasında kalması zoraki. Yapılabilecek hiçbir hamle göremiyorum burada. Fireflux için Opera Supremacy Blaze'den muazzam bir round daha geliyor. Jenavaş artık sona kalan oyuncu. Yani bir görüşü yok. Burada hayatta kalması da pek kolay değil. İmhayı yaptılar. Yine Jenavaş'ın üstüne doğru gidiliyor. Jenavaş iki tane kill. Rakibini gördü ve Izzy şimdi rahat bir kill'e sahip olabilir. Sonuçta açılacaktır illaki ve Izzy burada dişini bile kullanmadı. Bu büyük bir sıkıntı. Harika bir vuruş. Izzy bir başka rakibini daha gördü. Onun için bu killer kolay, bizim için izlerken bile çok zor. Bu belki de bir belaya dönüşecek, hala değişmiyor. Koşarak gidiyor. Bir şok oku atıldı. Izzy bela istiyor. Izzy bir bela aldı. Şansı harika bir keskin nişancı Izzy. Şov yaptı ya, şov yaptı. Yani dümdüz burada şov yaptı. İkinci vuruş çok zordu. Kullanılan yetenekler var burada Lawrence tarafından. Sarsma kullanılıyor Brave'den gelen skor. Brave şimdi işaretlendi. Brave burada ultiye düşecek. Fena bir takas değil yalnız. Glow'dan bir agresiflik var. Lawrence de o skoru alıyor. 3-3 hiç fena değil. Diyecek gibi izi. Deşi yok. Yalnız dikkatli olması gerekiyor. Burada kaçıracağı bir skor sıkıntı yaratabilir izi. Skoru alıyor. Takımını rahatlatıyor. Çok zor bir round. Fireflux adına şimdi ulti açıldı izinden izi. Rakiplerinin üzerinde oynamaya çalışacak gibi zıplamasını kullandı. Yukarıya çıktı, sağ tıkını kullandı. 20 canlı Sojli. Artık çok zor. Bir de ne olsun? Başlayabiliyorsun. Bakalım. Ve karşılaşmaya başlıyoruz. İzi erken açıldı ve Sociable izi daha karşılaşmanın ilk bölümünde, ilk saniyelerinde karşı karşıya geliyorlar. Bu fight kazanan izi olmuştu. İzinin üzerine doğru atılan bir kaplan var. Rakibin nerede olduğunu anlayacak Zisto. Yine Sojli'yi yakalamış. Izzy'yle birlikte Jenavaş'ın üstüne gidiyorlar. Jenavaş'ı yakalayan Izzy oldu. İlk 3 ki. Bunu kontrol edecek mi emin değilim. Brave orada bekliyor. Kötü bir timing olabilir Brave için. Skylin kör olsa da prefire'larla birlikte, tahmini atışlarla birlikte rahat bir skor buluyor. En azından Spike kuracak gibi Fireflux tarafı. Ya yani bu tarz bir durumda Spike kurabiliyor olmak bile avantaj olabilirdi. Skylin rakibinin dibine girip burst'le birlikte bir skor. Bir ding daha geliyor Skylin'dan. Skylin üçüncü skoru da bulmaya çok yakındı. Spike'ın da kuleşi mevcut. Easy. Teknen iyi gibi deşini kullanıyor. Şimdi Flash'la birlikte bir peek gelebilir. Brave peek almayı tercih etmedi burada. Easy hala devam ediyor ara. Pozisyonlardan wallbankler de etkili olabilir. Herkes B'di. Ya sanki bir ışınlandan geçeceklerdi ama. İnisiyatif aldı. Fireflux da bu B'ye gelecek gibi duruyor. Yani 4 kişinin arasında girecek gibi duruyor. Bakalım burada kıyamet kopacak. Sojli ilk kill'i çıkardı. Glove düştü. Site arkasında 3 oyuncu daha var. İlk kill'lerini çıkardılar. Sidex ilk kill'i çıkarmış. Zisto Ghost'la kill'e sahip oluyor buraya. Baskıyı arttırdı. Fireflux ard arda kill'ler geliyor şimdi. Brave birebire kadar getirdi. 46 canı var şu anda rakibinin. Lawrence eline Vandal aldı. Şarjör değiştirmeye çalışacak. Brave üstüne koşuyor. Klasikle bitirdi. Brave 3 clutch geldi. Siz Izzy diğer tarafta görmediğimiz noktada açılmış bir tane skor bulmuş. Izzy 2'yi ararken kaplan şimdi Brave'i görecek. Brave'in yeri belli. Yargı kaynağı da geldi. Brave çok zorlanıyor bu skoru almakta. Ve Sojli'nin skoru ile birlikte Sociable'da Sidrex'i düşürünce Zisto tek başına kalan ve silah korumaya giden oyuncu olacak. Yani bu roundu kazanma şekli de çok kritikti Fireflux'ın. Birden fazla oyuncu kaybetmeyecekler. Jenavaş kendini gösterecek Zisto'ya karşı. Harika bir vuruş Jenavaş'tan ve sadece bir oyuncu kaybı. Tarafı hızlandırılacak kliklerle birlikte. Side içinde oynayan oyuncular var. Raze ultisinde geldiğini görüyorum. Sociable ultiyle birlikte skor aldı. Glove içeride çok fazla iş yapıyor. Glove 2 tane buldu ama Sociable'ın oraya geçtiğini tahmin etmiyor Sidrex. Lawrence'i düşürüyor. Sociable'dan da gelen 3 skor var ve 2-2 retake pozisyonu izleyeceğiz burada. Sochi. Supremacy Blaze adına.
74 canlı Sushi dayı. Sunda bir esnavusu var. Sight'a doğru gönderebilir. Hayır, Eze ikili çıkardı. Buna gerek yok. Şimdilik rakibinin farkında Skyler'ın üstüne gidiyor Eze. Skyler ne kadar Jisoo'yu yakalasın ardından Eze'ye dönemedi ve 5-1 yapacak. Paparus priması Blaze bu. Çok iyi başlayamadı bu round'a, önemli round'a. Kullanılan bir renk tesirli bomba. Şimdi yalnız kullanılan ulti var Sidrex'ten, kimseyi tekleyemedi. 3 kişilik B savunması üzerine gidecekler. Tek başına Glow burada. Ve galiba rakibini gördü. Glow'dan gelen skor takımını biraz rahatlatacak. Buraya gelen bir saldırı var. 4 kişilik saldırıyı bakalım durdurabilecekler mi? Zisun'un ultisi mevcut değilmiş, özür diliyorum. O Lares'ten gelen 3 tane skor var. Izzy operatörle birlikte skoru aldı. Şimdi Spike'ın da burada olduğu belli. Izzy'den bir pick daha. Izzy'den headshot da geliyor. Sociable yalnız arkadan yakaladı. İçeriye koşma fake'i mi vermeye çalıştı. Kurdu şimdi. Soru etmemek için şarjörünü de değiştiremiyor. Sadece 5 mermisi var. Glove oturdu. Yarıya kadar aldı. Sociable geliyor. Sociable geliyor. Glove vazgeçmedi. Full defuse istedi. Bu biraz fazla. Biz operatörle arkasına başladı. Hook'a tarafında Sociable açılışı yaptı. Bu tarz fightları seviyor Sociable. Ulti açtı ama çekme içerisinde bir drone var. Brave ilerlemeye çalışıyor bir yandan. İki rakibinin farkında olacaktır. Drone'u işaretlemişti. Şimdi Brave ne üstüne doğru giderken Skylin'in pek bir dikkatsiz. Brave elinde bıçak vardı Skylin'la karşılaştığında. İşte iki haritayı. Burada şimdi kötü başladıklarında benzer reaksiyonu gösterdi. Belki Satchel'ları ile birlikte burayı hızlandırabilir şimdi. Sky ultisi kullanımı tekrardan. Sülükler geliyor side arkasına doğru. Brave ve Sidrex dirsek tarafından. Sülükleri kırdılar. İzinin skoru var. Sochin takasını alıyor. Glove side arkasında oynamaya devam ediyor ama Genovay sonu bulacak. Sochin'den bir skor daha geldi Sochin'le birlikte ve Zisto tek başına kalan oyuncu bir maç pozisyonu olacak. Oo. Zisto neredeyse Sochin'i da buluyordu. Yakındı. Ama tabii Airflux'ın kontrolünde atılan bazı yetenekler. Sociable smoke içerisine girmeye çalışırken Sidrex fark etti, onu düşürdü. Ardından Izzy yakalamış. Sociable açıldı. Dördüncü kere Sociable'ın. Sociable outside içerisinde. Smoke'un içinde. Şimdi kapının açılmasını bekleyecek. Kapı açıldığı gibi skor alacak. Bir de silah aldı. Önemli. Judge olunca dayı takımda Litek biraz sıkıntı olabiliyor. Bu arada Brave harika bir başlangıç yaptı. Hücum ekibinde bir savunucusu var. Ulti'yi kullandı Brave. Ulti şimdi ilerleyecek. Genovaş Izzy'yi yakalarken ısırdı, onu da ısırdı galiba ama Kör Brave elinden geleni yapmaya çalışıyor. Başka bir flash kalmadı. Başka bir yeteneği yok Brave'in üstüne. Brave! Elinde bir Spectre. Çok kurtarıyor bu tarz hareketlerle. Şimdi Sochi B tarafını Spike kuracak. Gelen keşif okuyla birlikte yeri de belli olacak. Sochi ilk skoru buldu ama Zisto takım arkadaşının takasını alıyor ve ilk ilerleme kararı gelecek gibi. Viper perdesi ve Smo orada aktif edilmiş durumda. Şimdi Zisto Lares'i düşürdü. Lares'in düşmesi önemli. Sochi'nin de yeri belli. Sochi'nin elinde şerifiyle birlikte denemelerde bulunacak ama Zisto'dan ikinci skor da geldi. Ve Spike kurmaya çalışan Brave biraz hasar alacak muhtemelen. Çok zorlandı Skyline. Sociable'da düşürdü Brave'i. Brave Spike'ı da kuramadı. Büyük hata Brave'den. O 20 saniye. Neredeyse 20 saniye var dayı. Şimdi Skyline'ın 16 canı olduğunu görüyorum. Bir ok kullanıldı. Zisto açığa çıktı. Plant alabilecekler mi? Sociable bir kill daha çıkarmış. Renkli bir bomba tekrar geldi. Kuramayacaklar gibi. Sociable! Plant'i engelledi. Her şeyi Zisto'ya bakıyor ama süresi yok. Ve artık Fireflux bu round'u kazanmış durumda. Zisto yine de kill almaya çalışacak. Sociable 4 kişilik bir savunmanın içerisinde yürüyecek. Paparos tutulması Blaze. Yavaş yavaş yetenekler kullanılıyor. Burada Viper perdesi de var. Atladı Izzy. Dash'ini kullandı. Lamba tarafında bir smoke olacak. Atılan şok okundan etkileniyor. Yine yukarıda başka bir oyuncu Sociable. Izzy'yi düşürdü ama Zisto karşılığı çok çabuk verdi. Lamba içerisinde Skyline'ın varlığından haberdarlar. Oraya doğru Sidrex geldi. İki soba karşılaşırken Sidrex geri çıkartıyor Brave. Sochi'yi yakalamış. Lovres buradan hamle yapacak mı? Hamle yaparsa artık engelleyemez bu planti. 2 ve 4'te Fireflux birden dezavantaj duruma geldi. Yakalanacak Sidrex. Zisto Lovres tarafından bulunmuş yerden silahlar da alınıyor. Bilmiyor muhtemelen. Şimdi hamamdaki oyuncunun yerini öğrendi. Lambadaki ismin az çok nerede olduğunu tahmin ediyor. Fakat burada iki oyuncu kendini göstermeyecekler olabildiğince. Dediğim anda Glove pike çıktı ve takım arkadaşını 1v1'de bıraktı. Bir flash pick. Genovice'ın tek şansı bu fight'i kazanmaktı belki süre açısından. Diğer taraftan da Sociable'ın ultisi mevcut ve Lawrence'le Sociable ikili oyunla birlikte skoru alıyorlar. Bir de TP gelmiş Genovice'dan. Genovice skoru buluyor ama Zisto'nun takası var.
Ya side içine girebilirse Zisto, spike kurabilirse ground oynanabilir ama çok sıkıştılar senin dediğin gibi. Sonuçta bir skoru çıkarıyor. Diğer oyuncunun da yeri belli. Easy dash'te de Easy'den ikinci skor. Easy 3'ü de arıyor ama Sonuçta. Yakında olduğunu düşündüğünde Sonuçta ulti açıyor. Acımadı ultiye. Yani bir mısık haline gidiyor. Bir yandan. Sonuçta. Peki ne yaptı? Easy'yi düşürdü. Yine entry ondan geldi. Bir de Zisto'yu Nate'le yakalamış. Düşse bile kendi takasını kendi aldı. Kaya doğru ilerliyorlar. Lawrence burada sıkıntı yaşayabilir. Kuşu da kırdı arada bu arada. Biz de sarsımı kullanıyor. Lawrence'in yeri tahmin ediliyor. Lawrence birinciyi buldu. Lawrence'den spray transfer ama başarılı değil. Brave takasını aldı takım arkadaşının. Sidereft'ten gelen skor var. Skylin denemelerde bulunuyor. Sadece 38 canı var Skylin'in. Side içindeki tek oyuncu 38 canlı da olsa skoru buldu. Diğer oyuncunun da yeri belli. Sadece atlamasını bekleyecekler. Atladı Sidereft şimdi. 1'e 2 oynamak zorunda olsun. Bir saniyesi var. Burayı oynayabilir Sidrex. Şanssız bir ansi. Evet. Kullanılan bir sova ulti Skylin'dan. Teklemeyi başardı Sidrex. Sidrex'i düşürüyor. Uzunda da Brave'i buldu. Çok iyi ulti Skylin'dan. Şimdi Hookah'a da gelecek. Zisu bu esnada Genevice'i düşürdü. Biraz işkilleniyor. Skylin Hookah kontrolünde ve diğer 3 oyuncu gardındalar. Soulshibble Zisu'yu yakalamış şimdi B'de dönen bu fight'ta. Ve bir başka TP gelecek Soulshibble. Brave'i düşürünce Blue'un bu ultisi... Biraz ya boşuna bile kullanılmış olabilir çünkü son saniyeler ve tek başına Glove. Son 10 saniye. Burada Plant'i tabii ki alması ayakta pek mümkün gibi gözükmüyor. Lawrence Glove'u yakaladı. Fireflux durumu 12-8 yapacak. Yapmak üzere Easy bu operatörü. Burada kazanılması gereken silahlı roundda bir kayıp veriyorlar. Özellikle Skylin ultiyle inanılmaz bir iş çıkardı. Skylin dediğin gibi ultiyle iyi bir iş çıkarıyor. Sidrex ki gardında yakında iki oyuncu mevcut. Izzy şimdi operatörüyle birlikte oynuyor burada. Yakındaki oyuncuları beklemeyeceklerdir. Genevice double pick karşılık yok. Izzy dashini kullanıyor. Izzy kaçmaya çalışıyor. Kent için iyi bir utility olabilir, iyi bir yetenek olabilir. Bir hamle gelecek mi? Glove Lawrence'i yakalamış. İyi bir başlangıç. Sidrex'in ultisi bir yandan kullanılıyor. Orada hasar söz konusu olmadı Sidrex için ve Zisto lambaya kadar yaklaştı. Smaller'ı da bırakacak burada. Özür dilerim. Devam edecekler. Genevice. Üçüncü kili bu. Sidrex'i de düşürdü. Glove vuruşunu kaçırıyor. Arkadan da birileri gelebilir tabii ki. Zisto ayakta kalmaya çalışacak. Sonuçta çıkardığı kili sonrasında Zisto tekti ve hücumda Poporos firması Blaze mücadele edecek ve şimdi ilk kill Izzy'den geldi. Ardından Lawrence karşılık vermiş. Ve başka bir kill daha çıkarmaya çalışacaklar. Sidrex Lawrence'i düşürünce önemli bir tarafı. Şimdi A tarafını spike kurulumunu gerçekleştiriyor. Kullanılan şok okları var ama şok okları yeteri kadar hasar vermeyecek. Acıdı mı? A tarafında şimdi Sidrex ilk konta alacak. Genevice'den güzel bir headshot var. Genevice burayı hızlandırıyor takım arkadaşıyla birlikte. Elinde bir ghost mevcut. Orada Taret'e yakalanabilir. Zisto şimdi Taret kontağıyla birlikte çıkacaktır. Smoke'un içine giriyor. Zisto bir tane skor bulsa da Genevice'den gelen skor var. Genevice yine oturdu Smoke'un içinde. Genevice 3. skor da buluyor. Genevice 4'e de gidecek. Genevice'den 4 skor ama süre yok. Genevice. Gelen Sova şok oku çok etkilemedi. Poporos firması Blaze'i korumaya çalışıyor. Görebildiğim kadarıyla Poporos firması Blaze ilk kill. Sochibul'dan geldi. Takas Izzy'den. Sonrasında Skylin Izzy'yi yakalamış. Zisto o da bir kill buldu Spectre'la. Bir içerisinde bir oyuncu var. Sidrex takası aldı. Yarıya çözüyor. Kadar imha edildi. Frag edilecek. Zisto gösterdin kendini. Son anda imha geldi zaten. Ve A tarafının kontrolünü bu ultiyle birlikte alacaklar. İşte Kinjuin iyi yanlarından biri. Yalnız hala in duruyor ve canlar azalmaya devam ediyor. Orada gelen çok oku skoru aldı. Izzy ve Glove'dan yalnız skorlar var. İşler sıkıntıya girebilecekken bu skorlar biraz işi rahatlatmış olabilir. Lawrence şimdi yakına geçti. Lawrence bir timing bulacak. Uymuş oldu. B tarafında. Lawrence'in orada olduğunu beklemediler dayı. Ve Sochibul evet. Plant'ı almaya çalışıyorlar. Sochibul dash'i var. Biraz buna güveniyor ama o dash'i kullanamadan Zisto onu yakaladı ve açılan Viper ultisi yerleştirilen nanosürler. Burada artık oynamak çok riskli. Yani nanosür dokunduğu an düşebilirler. Taret aynı zamanda Lawrence tarafından kırıldı. Asit havuzu da var. Lawrence'in canı çok çabuk azalacak. Glove içeri girmeyi tercih ediyor. Lawrence arkadaşını düşürdü. Lawrence fark etti. Glove atlayan oyuncuyu duymuş olsa gerek. Ultinin içerisinden çıkmaya çalışacak. Orada Genevice'yle. Izzy atılan bir smoke var. Duvar.
Kırılacak misiyle oynuyor Izzy. Rakibini fark etti, dashini kullanmadı. Izzy! Perde arkasındaki oyuncuya da headshot atıyor. Sumayı da görecek ki Izzy bütün bıçaklarını harcıyor. İyi bir iş başardı. Bu ulti boşuna kullanılmamış oldu. İşte uzun içerisinde eriyor Izzy. Risk halini yakalarken o da gitti. Son shivel'ı bu. Izzy operatörle ortada zaman zaman arkasına bakıyor. Şimdi tüpün içerisine doğru girmeye karar verecek o da. O, bir taret vardı Zistu'nun tareti. Zistu ben bundan bahsederken geldi. Genovice'i düşürdü. B'deki tek varlığıydı bu. Zistu. Savunma ekibinin. Zistu göremeyecek orada bir duvar. Ulti kullanmasıyla birlikte gitme kararı geldi. Süre gittikçe azalıyor. Biraz hızlanmaları lazım. Şimdi Skylet Lores'le birlikte ilerliyor. Ulti de kullanıldı. Yalnız Nanosur'u kullanıyor. Dash geldi Dash'in. Sonrasında Zistu ve Brave'den gelen skorlar Sochni. Ulti ile birlikte bir skor almış olsa da süresi kaldı. Bunlar zaten çok fazla zaman kazanıyor. Çok fazla süresi. Zistu'nun bir orba ultisi gelecek. Bu orbu B tarafından aldırmak çok daha kolay tabi. Izzy bir yukarı zıpladı. Yalnız Brave son shovel'ı yakaladı. Büyük hata son shovel'dan. Burada Genovice'de işaretlenip geri kaçmaya çalışacak. Sidrex'ten kullanılan ulti ilki boşa gidiyor. Şimdi Izzy burada yakalayacak Genovice'i ve Izzy'den bir deneme daha. Lawrence ve Sochni'den güzel takaslar. Lawrence bir tane daha. Fark yaratır. Ayrıntı. Sochni yalnız glove'u düşürdü. Plant gelmeden Sidrex bire bire kadar gidiyor Lawrence. Takıl sağlığı başardılar ne kadar ilk. Bir oyuncu ortayı kontrol ediyor. A'ya çok yakın. Şimdi kullanılan bir ulti var. Soulshibble burada agresif çıkacak. Soulshibble bir skor alsa da takası almıyor Brave'den ve Brave takım arkadaşını kaldırdı. Kullanılan ultilerle birlikte bu round artık Supremacy Blaze'e gidecek gibi. Zistu da Skyline'ı vurunca işler biraz daha rahat olmaya başlayacaktır. Dayı bunu çok Blaze gördük. Adına. Bunu çok gördük yani. Soulshibble Izzy'yi yakalıyor. Birisi Izzy'yi yakalıyor. Izzy düşüyor. Brave takası alıyor ve ulti kullanıyor. Bunu 3. 4. kez görüyor olabiliriz bu seride. Laures Izzy'yi yakalıyor. Görüldüler. Bu bir şans yaratabilir. Şimdi Fireflux için ama Zistu Genovice'i de düşürdü. Artık imkanlar iyice kısıtlanmış durumda. Round'u kazanabilmek ulti de varken pek kolay durmuyor. Sojne takasla düşürüldü Laures. Brave'i buluyor ama devamında Glove'u görebilecek mi? Görse de Glove. Laures bu peak'e gidecek mi? Buraya bakan oyuncular var. Laures gidiyor. PK 3 kişi buraya bakıyorlar. Laures düştü. Şimdi içeri doğru ilerlerken Sochni'den gelen ki takas. Ardından ooo Brave. Brave'in devamında bir ucu düşürdü. Genovice 2 kill'le karşılık veriyor ama 2 kill'lik performans yeterli mi emin değilim çünkü. Sorunda kalacak burada Sochni'ble. Yeri belli değil. Tahmin ediyorlar ama. Burayı kontrol eden bir Zistu vardı. Zistu şimdi aim'ini çevirdi. Zistu burada yakalanacak. Sochni'ble birebire getirmeyi başarıyor oyunu. Sidrex şimdi rakibini gördü. 20 cana kadar düştü. Sochni'ble dash'ini kullanıyor. Shokoku. İşte burada söz konusu atılan kişi foku. Smoke'la kapatılacak. Jet'in yeri açığa çıkmış. Sochni'ble. Önemli bir kill. Bir de ulti kullanılıyor Sova tarafından ve Sidrex taglendi. Ardından Glove da taglendi. Bu iyi bir haber. Fireflux için en azından bu anda ihtiyaçları var. Brave ulti'yi kullanacak. Sochni'ble yakında yine aynısı oldu. Yine aynısı oldu. Easy yakaladı Sochni'ble. Brave geldi. Onu kaldırdı ve ardından Sochni'yi düşürdü Brave. Şu avantajı iyice perçinlendi. Sırada bir başka oyuncu daha var. Fark ettiler. Lawrence harika dön. Çıktı. Orada skoru alsa round çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Easy. Bir pick daha. Bir headshot daha. Easy. Ölerek başladığı roundda iki skorla devam ediyor. Şimdi Genovice'ı da görecek burada. Shoulder'la birlikte. Site'e doğru hareketlenmeye başladı Genovice. Şimdi altındaki oyuncuyu görecek mi? Yalnız. Evet. Glove o tarafa doğru kontrol. Köşeye bir kurulum. Planlanmış, hazırlanmış bir oyun. Yalnız Sochni'ble'ın 13 canı kaldı. Gelen Wallbang'lerle birlikte. Fireflux tarafı burada. Rakiplerini bekliyor olacak. Supremacy Blaze tarafını bekliyor olacak. İki oyuncusu burada. Zistu'dan gelen bir skor var. Zıplaya zıplaya çıktı. Lawrence hem skoru aldı hem de canını yeniliyor. Çok büyük bir avantaja sahip Lawrence. Lawrence ikinci skoru da çıkardı. Lawrence'in canı hala 150. Lawrence üçüncü skoru da çıkardı. Yalnız Zistu çözüyor şu an. Wallbang'lerle birlikte Lawrence dördünü buldu. Lawrence beşe gidebilecek mi? Gidemedi. Izzy. Çok az canı var Izzy'nin. Burada oturmaya çalışacak belki ama Şimdi Sochni'ble'ın pozisyonu kritik. Buraya doğru bakan oyuncular var. Lawrence perde arkasına geçti. Sochni'ble içeri girmeye çalışıyor. Herkes gördü. Sochni'ble ortayı dikkati dağıttı ve Lawrence Sochni'ye birer tane kill çıkardılar. Arkada iki tane de oyuncu var. Lawrence. İyi killer bunlara. Drone ile birlikte rakiplerini işaretleyecek. Izzy işaretlendi. Burayı hızlandırma kararı giriyor. Brave'in pozisyonu çok tehlikeli. Brave burada iki oyuncuyu yakalayabilir. Brave bayağı bir hasar verdi. Bir tane de skor buluyor Brave burada. Zistu Genovice'i düşürdü. Şimdi 3 kişi burayı oynayacaklar ve Skylin'in canı da bir hayli az.
O evin altında göncü var. Zisto 2 tane kill birden buldu. Zisto buldu. Maçta Fireflux'ın fişini çektikleri yer burası olacak. Papara Supremacy Blaze tam 8 tane EMEA Challenger puanına sahip. Bunlardan önümüzdeki silah böyle bir imkanları var. Şimdi Fireflux hızlı bir şekilde Asayt'a gelmeye çalışacak. Sarkı üstünde izi. İlk kill aldı. Buradan Dash'le kaçmaya çalışacak. Arkadaşlarına bu pozisyonu paslıyor. Yine Brave. Üstüne doğru gelecek oyuncular var. Kendisi gitmeyi tercih etti bu oyuncuların üstüne. Bir takas vardı. Sidrex. İki oyuncuyu düşürdükten sonra son kill'i yine...